Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma, durma. Sana ders bolca dersiz deyin kanda Bu da sana Merhaba arkadaşlar, ders izleyin koma hoş geldiniz. Bu bölümde halk edebiyatı ile ilgili konu testleri çözeceğiz. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 1. Masallarda yer ve zaman kavramı özellikle belirtilir. 2. Ninniler türkü biçimiyle oluşturulur ve çocukları uyutmak için söylenir. 3. Bir gölge oyunu olan karagöz arkadan ışıklandırılmış bir perde üzerinde oynanır. 4. Halk öykülerinde şiirle düz yazı iç içedir. 5. Pişeker ve kavuklu orta oyununun başlıca tipleridir. Evet burada doğru yanıt A seçeneğidir. Bir nolu cümlede bir bilgi almış vardır. Masallarda yer ve zaman kavramı yoktur. Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Tasavvuf inancını çoğu kez nükteli bir dille anlattı. Şiirlerinde hiciv mizah motiflerini kullanan sanatçı Sofularla alay etti. Yunus Emre'nin etkisiyle şiirler yazdı. Hem heceyi hem de aruz'u kullandı. Evet, bu sanatçımız kaygısız atlaldır. Doğru yanıt E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir? A) Şiirler bir ezgi eşliğinde söylenir. B) Şiirlerde Genellikle hecenin 7'li, 8'li ve 11'li kalıpları kullanılır. C. Ozanlar şiirlerini doğaçlama yani irticali olarak söylemişlerdir. D. Konular genelde soyut ve hayalidir. E. Canlı, içten yalın bir anlatım kullanılmıştır. Evet doğru yanıt D seçeneğidir. Konular Soyut ve hayali değil, tam tersi somut ve gerçekçidir genellikle. Aşağıdakilerden hangisi aşık edebiyatının özelliklerinden biri değildir? A) Şairler son dörtlükte kendi adlarını kullanmışlardır. B) Cinaslara yer verilmiş, daha çok da yarım uyak kullanılmıştır. C) İşlenen başlıca konular din ve tasavvuftur. D. Ürünler, meraklılarınca cönk denen defterlerde toplanmıştır. E. Koşma, destan, semai ve varsığı başlıca nazım biçimidir. Evet, burada doğru yanıt C seçeneğidir. İşlenen başlıca konular din ve tasavvuf değildir. Din ve tasavvuf konuları tekke edebiyatında vardır. Aşık edebiyatının başlıca konuları, ölüm, gurbet, doğa, ayrılık, yoksulluk, aşk gibi din dışı konulardır. Yukarıda tanıtılan ozan aşağıdakilerden hangisidir? Avşar boyu Türklerindendir. Aşk ve doğa şiirlerinin yanında yiğitlik üzerine söylenmiş koçaklamaları da vardır. 19. yüzyılda yaşayan sanatçı çağdaşlarının tersine divan şiirinden etkilenmemiştir. Bağlı bulunduğu göçerlerin devletçe zorunlu yerleştirmek isteğine karşı çıkan şiirler yazmıştır. Torosların bu güçlü ozanı asıl kimliğini türkülerde gösterir. Evet burada tanıtılan ozan ipuçlarına da bakarak anlıyoruz ki Dadaloğlu'dur. Doğru yanıt A seçeneğidir. Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Hem hece hem de aruzu kullanan sanatçı şiirlerinde çağının aksaklıklarını eleştirmiş, değersiz yöneticileri yermiştir. Mizah ve yergi şiirimizin bu yüzyıldaki usta sanatçısı Abdülmecit döneminde İstanbul'a gelmiş, yöneticileri hicvettiği için koşturmaya uğramıştır. Evet burada tanıtılan sanatçı Seyrani'dir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Tekke yani tasavvuf edebiyatı ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 1. Şiirlerde tasavvuf terimleri yer alır. 2. Amacı aşk ve doğa konusunda insanlarda duyarlılık yaratmaktır. 3. Başlıca konu Tanrı aşkı ve ona kavuşmak için çekilen çilelerdir. 4. Hecenin yanında aruza kullanılmıştır. 5. Divan ve halk edebiyatını etkilemiştir. Evet burada doğru yanıt ikinci cümlededir. B. Doğru seçenektir. Amacı aşk ve doğa konusunda insanlarda duyarlılık yaratmak değil, tasavvuf düşüncesini insanlara benimsetmektir. Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Divan ve tekke şiirinden hiç etkilenmemiştir. Şiirlerinde duru bir Türkçe ile dikkati çeken Ozan, yeryüzü güzelliklerini, gerçek sevgi serüvenlerini, gönül verdiği güzelleri anlatmıştır. 17. yüzyılda yaşayan sanatçı, koşma ve semai biçimindeki şiirleriyle tanınır. Evet, burada tanıtılan sanatçı Karacaoğlan'dır. olandır. Doğru seçenek A seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A. Halk edebiyatında şiir ve düz yazı alanında Ürünler verilmekle birlikte şiir daha da ağırlıktadır. B) Karagöz orta oyunu ve meddah seyirlik halk tiyatrosu örneğidir. Anonim halk edebiyatı ürünlerinde Arapça, Farsça sözcükler tekke edebiyatı ürünlerinden daha da fazladır. D) Halk şiirinde yaygın olmamakla birlikte yer yer söz sanatları da kullanılmıştır. E. Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin gibi öyküler halk edebiyatının düz yazı ürünleridir. Evet burada doğru yanıt C seçeneğidir. Anonim halk edebiyatı ürünlerinde Arapça ve Parça sözcükler yok denecek kadar azdır. Yukarıda tanıtılan Ozan aşağıdakilerden hangisidir? 16. yüzyılda yaşayan Ozan koçaklamalarıyla tanınır. Şiirlerinde babasının üçünü almak için bulu beyine karşı verdiği mücadeleyi yansıtmıştır. Aşk ve doğa şiirleri de söyleyen Ozan divan şiirinden etkilenmemiştir. Evet burada tanıtılan sanatçı Köroğlu'dur. Doğru seçenek D seçeneğidir. Bu dersimiz de burada sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.